Arkadaşlar merhabalar. Bu BIS100 ile alakalı birçok arkadaş şu anda yorum yapıyor piyasada. Ee, ancak ben sizlere daha e, bilinçli modelle ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Bu ne demek oluyor peki? Bununla alakalı size birkaç tane şimdi bilgilendirme yapacağım. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz omikron vakasıyla ABD tarafında yurt dışı endekslerin kötü olduğu günlerde zaten şurada görüyorsunuz e, soldan ikinci yuvarlaya aldığım yani bir mumda düşüş ve tekrardan toparlanma trendi gelen mum. Şöyle kendim de göstereyim. Ben bu daha anlaşılır olmuş olur. Şu bölgede arkadaşlar karşımıza şimdi çıkacak. Bakın size şöyle göstereyim. Bakın şu bölgede bu omikronla alakalı açıklamalar e, sonrasında e, piyasa tekrardan toparladı. Biden e, herhangi bir problem olmayacağı ile alakalı bizlere e, birkaç e, cümleden e, açıklamalarda bulundu. Bunun dışında e, bizim ülkemize daha gelmediğini sağlık bakanı açıkladıktan sonra e, piyasa tekrardan bir toparlama trendine girdi. E, şu aşağı destek noktalarını zorlayacak gibiydi. Tabi bu açıklamalarda destek gelmeseydi buradan bir düzeltme olabilme ihtimali vardı. Ancak dediğim gibi bu trend kırılmadığı sürece çıkmanın bize ne derece zarar vereceğini kısaca burada görmüş oluyoruz. Bakın burada trend kırılmadan yani destek noktası kırılmadan çıkmış olsaydık biz kısaca 1764'lerde çıkıp bu 1910 Lara giden trendi yani marjı kaçırmış olacaktık. Hisse bazı belki de %10-15 kar getirsine kaybetmiş olacaktık. Şayet dediğim gibi bir düşüş trendi şahit olursa piyasada olumsuz bir haber olursa şu bölgenin altında bir kapanış yani şu trendin altında bir kapanış bizim aslında stop noktamız olacaktır. Bu da zamanında 1700 e, ...ortalama 50'lerden değil de bizim şayet 1850'lerden kapanmış olacak e, trendimiz. Yani 100 puanlık bize bir artı getiri sağlamış olacak. Sadece kardan erimiş olacak ve ayrıca şuradaki kar rakamını da cebimize 60 olarak çıkmış olacağız. Bilginiz olsun. Dediğim gibi şu anda endekste baktığımızda birçok indikatöre baktığımızda bunlar da daha sat vermemiş. Ama benim için dediğim gibi indikatör ilk e, öncül değil. Benim için de ilk olarak trend esas olduğunu sizlere belirtmek istiyorum... Burada trendde bir bozulma meydana gelmediği sürece çıkmak çok mantıklı olmayacaktır. Dediğim gibi piyasaya birçok haber gelebilir. Bu omikron haberleri gelebilir siyasi anlamdaki haberler gelebilir. Dediğim gibi dolar bazlı USDT e, grafiğine de baktığımızda USDT TRY grafiğine de baktığımızda arkadaşlar biz dolar bazlı e, mesela şişe 12 lira olmuş e, istemir 22 lira olmuş ereğli 24 lira olmuş. Bunlar bu hak ettiği değerler tabii ki de değil bilginiz olsun. Zaten bu fiyatlamaların ana unsuru da bilançosal fiyatlamalar değil. Bunu da ek olarak belirtmek istiyorum. Bunlar tamamen USD açısından e, borsamızın gerçekten çok ciddi manada ucuz kalması ve SD'nin yukarı yönlü hareketinden dolayı da BIST'te olan ucuzluğun e, neticesinde gelen talepler bizim e, trendi de yukarı yönlü hareket ettirmeye devam ediyor. Dediğim gibi USD'de e, yukarı yönlü hareket devam ettiği sürece grafiğe bakarsanız biz yüzde USD grafiği birlikte yukarı yönlü hareket ediyor. E, bunda da bir bozulma meydana gelmeyeceğini ben düşünüyorum. Ancak şunu belirteyim bu sadece benim kişisel fikrim. Lütfen kendi düşüncelerinizle hareket ediniz arkadaşlar. Bu trend bozulması altı stoptur. Yani stopsuz çalışmak gerçekten çok ama çok gerekli. Yani sizi zarara sokar arkadaşlar. Stoplu çalışın trendi izlemeye devam edin. Yani olay aslında bu kadar basit. Şu bölgedeki bir düşüş bakın hacimsel düşüş tekrardan toparlamış kendini. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak ama dediğim gibi, trend altı stop olun. Çünkü şurada bir gapımız var arkadaşlar 1600'lerde 1650'lerde bir gapımız var. Bu gapta olduktan sonra da e, yola tekrardan devam edebilir. Ama bu düşüşteki bu gap şu aralıkta bizi yakalaması bizim için ciddi manada hisse bazlı zarara uğratacaktır. Dediğim gibi bu trend altında direkt stop olup e, bir onay alırsa şayet onay aldıktan sonra stop olmak bizim için gerçekten başarılı bir strateji, bir analiz yöntemi olacaktır. Zaten USD grafiğini de size atacağım. USD'de de bir e, trend anlamında bir bozulma yok. E, i̇kisi de neredeyse trend anlamında yukarı yönlü hareketine devam ediyor sevgili arkadaşlar. Anlatmak istediklerim bu kadardı. Dediğim gibi fiyat bazlı e, odaklanmayın. Çünkü USD bazlı bakarsanız aslında hisselerin e, bu 7 liradaki mesela doların 7 lira olduğu fiyatlardaki fiyatlarına baktığınız zaman hala neredeyse fiyatların daha da ucuzladığını göreceksiniz e, Bist 30'daki hisselerin yukarı yukarı yönlü fiyatlamalarına rağmen arkadaşlar bunu da ek olarak belirtmek istiyorum. İndikatörleri iyi izleyin arkadaşlar. Trend bozulduğu anda belli bir süre sonra indikatörlerde büyük ihtimalle sat verecektir. Ancak trend bozulmadığı sürece izlemeye devam edin. Bu da XU100 endeksinin günlük grafiğiydi. Ve burada bir bozulma meydana gelirse şayet hisse bazlı hareketler tabii piyasada yukarı yönlü devam edecek. Bunun yanında şunu da belirtmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Yan tahtalara çıkan paralar geri dönebilme ihtimali de var. Yani yan tahtalarda bundan sonra bir harekette bekliyorum. Yani zaten şunu fark edersiniz. XU100 endeksinde birlik veya 0.50'lik kapanışlarda ulusal 100 değil de ulusal tüm endeksinin daha artı yukarı yönü kapattığını da hep birlikte şahit olduk. Yani bu demek oluyor ki biz yüzden bir çıkış meydana geldiğine yan tahtalarda ufaktan bir primlenme de meydana gelebilir. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım.